Selam dostlar, Wild Style'ın 3. bölümünde hip hop kültüründe bol kıyafet nereden geliyor ve aynı zamanda bu bol kıyafet hip hop'un dünyaya yayılmasıyla beraber moda sektörünü de nasıl etkiledi, bunları inceliyor olacağız. Kültürünün tarihsel sürecine bakıyor olduğumuz zaman aslında en temele indiğimizde önceki videolarda da bahsettiğim gibi yaşanan çeşitli toplumsal problemler var ve bu toplumsal normlara karşı biz bu normları kabul etmiyoruz kardeşim. Bunlara uymayacağız. Sizin bize dayattıklarınıza da uymayacağız. Biz kendi bireyselliğimizi de bu şekilde ifade edeceğiz gibi bir yerde kaplar. Dolayısıyla aslında giyim kısmı da diğer her şey gibi hip hop'un ait olduğu kökenlerle doğduğu toplumsal sınıfla çok alakalıdır. Hip hop 70'lerin başından beri birçok insan için bir yol gösterici olduğu için aynı zamanda bol giyinmek de hem protest bir tavrı hem de etnik kökenlerini temsil etmelerini sağladı insanların. Bu süreçte önceden de bahsettiğim gibi aslında benim gözlemimdeki en kritik nokta 1986'da Run DMC'nin Adidas'la çalışmaya başlaması. Çünkü Run DMC'nin Adidas'la çalışmaya başlaması sürecinde hem Russell Simmons markalar üzerinden hip hop'un yayılışını paraya çevirebiliriz diyor. Hem de markalar evet hip hop gençler üzerinde gerçekten çok büyük bir etki gücüne sahip ve bütün dünyaya yayılmaya başladı. Ve zaten ana akım hale geldikten sonra belli bir zamandan sonra aslında kendi ilerleyişi içinde de rakimlerle beraber artık 1987'lerden 90'lara geçerken gangsta rap'le de birlikte aslında Los Angeles'a geçmesi ve oradaki üretimlerle beraber hip hop beyazlar tarafından da sevilmeye başlıyor. Yani toplumdaki zorluklardan haberi olmayan insanlar da artık bunlardan hem haberdar oluyor rapçilerin aktardıkları mesajlar vesilesiyle hem de giyim stilinden haberdar oluyorlar. Aynı şekilde Run DMC'nin Walk This Way parçasına Aerosmith'le beraber yaptıkları yeni yorumla birlikte de bu iş gitgide yayılmaya başlıyor. O dönem New York'un içinde breakdansçılar, b-boylar, b-girl'ler, herkes artık kalın bağcıklı Adidas'ları, Puma'ları, kot pantolonlarıyla gezmeye başlıyorlar. O disco akımındaki kıyafet stili de aslında artık değişmiş oluyor bu vesileyle. Bunlar arasında da o dönem özellikle ilk stiliyle, swagiyle dikkat çeken abimiz Slick Rick diye bir karakter oluyor. Zamanla aslında aynı MC'likteki kendini ifade etme şekli gibi, yani hani bir MC'lik kompetitif rekabetçi bir iş. Yani bir MC diğer MC ile şarkıya girdiğinde ezilmek istemez bir kere. O benden çok daha iyiymiş. Hayatta dedirtmez. Ahengi ya düşünür ya da zaten kendi de bir yandan yapabildiğinin en iyisini her zaman yapmak ister. Aynı rekabet aslında aramızda giyinirken de olan bir durum. Yani onun şekli iyidir. Türkçede de yani o iyi giyinir. Façası güzeldir. Kendine bakar. Nasıl yani olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi olla da birleşen şeyler bence. Çünkü kıyafetimiz bu şapka olabilir, gözlük olabilir. Ben özellikle bu videolarda da gözlüğümü takıyorum. Şu an bir okuma yapmasam da bunu takma sebebim bile bir yandan da aktaran kişiyim. Yaklaşık 6-7 aydır gözlük takıyorum. Bunu fark ettim. Ben gözlüğümle olduğum zaman aktarılan bilgi de daha dikkatli dinleniyor. Bu rekabet tabii hem yerel markalar hem büyük markaların bu sektörde oluşmasını sağlıyor. Bazı zaten başarılı olan rap grupları ve ekipler hali hazırda piyasada olan markalarla kesişmek yerine kendi markalarını kurmayı tercih ediyorlar. Ki bence çok güzel bir noktası işin. Örneğin yine zaman aktıkça anlatacağımız karakterlerden Nas gibi birçok MC de hem başka şirketlerle çalışıyor ama yeterli refaha ulaştıktan sonra kendi oluşumlarını yaratıp bunun üzerinden şarkılarını yayıp başkalarına da bu sayede yol açmaya çalışıyorlar. Şimdi hali hazırda zaten Timberland, botlar vesaireler artık dahil oldu olaya. Fakat bir yandan da özel karakterler var. O dönem şehrin terzileri olan ve o dönemin yine starlarıyla çalışan, onların stillerini geliştiren, yardımcı olan ya da herkesin giymesi için süper kreasyonlar yaratan karakterler var. Bunlardan birisi Dapper Dan ismiyle geçiyor. Dapper Dan ismiyle bilinen Daniel Day 1982'de New York'ta İşte Gucci,
Prada vesaire markaların, büyük markaların olduğu yere kendisi bir dükkan açıyor ve bu dükkanda bu markaların kumaşlarını kullanarak kendisi bomber ceketler dizayn ediyor, tişörtler, kıyafetler dizayn ediyor. Dizayn ettik şeyler aslında çok şık ve o dönemin en büyükleriyle çalışıyor. Fakat yaklaşık 10 sene sonra bu büyük markalardan maalesef telif yiyip dükkanı kapatmak durumunda kalıyor kendisi. Tam onun telif yediği bu dönemde ise Avrupalı markalar Ralph Lauren, Tommy Hilfiger ve benzeri markalar da aslında hip-hop'un moda, giyim sektöründe yer almaya başlıyorlar. Kendi pazar paylarını da büyütmeye başlıyorlar. Şunları hiçbir zaman unutmamamız lazım. Biz hip-hop'u ne kadar seviyor olsak da veya sanatçı da olsak aslında bu bir endüstri. Dolayısıyla bu endüstrinin içinde herkes her zaman burada bir fırsat var, burada bir fırsat var, buradan şöyle kazanabilirim. Tabii ki bir değer yaratmayı da düşünüyorlar ama bir yandan da motivasyon tabii ki ticari hacimlerin büyümesi. Özellikle bu Adidas Run DMC işbirliğinden bahsederken de Lior Cohen isimli yine o dönem Def Jam'de menajerlik yapıyor olan abimiz Adidas'ın yetkililerinden birisini tanıyor ve o yetkiliyi tanıyarak abi gel çok büyük bir konser olacak, bu konserde My Adidas'ı söyleyeceğiz, çıldıracaksınız diyor. Önceki videolarda da bahsettiğim aslında o Russell Simmons'ın bu şarkıyı yapın bak bu süper olacak dediği My Adidas fikri onlara 1 milyon dolarlık bir anlaşma getiriyor Adidas'ta. Spike Lee diye bir karakter var. Spike Lee de önemli bir figür hip hop evreninde. Spike Lee o dönem yönettiği eserlerde kıyafet anlamında o da mesela Jordan ürünlerine, Nike ürünlerine çok yer veriyor. Haritaya bunu sokuyor aslında. Aynı dönem yine Stussy gibi markalar hip-hop'un içindeki yerlerini edinmeye başlıyorlar. Ama bizim biliyor olduğumuz Jordan vibe'ını hikayenin içine ekleyen abimiz Spike Lee oluyor anlayacağınız. Dolayısıyla buradan kendisine de kocaman bir respect patlatmamak olmaz. Bu dönem yine dikkatimizi çeken markalardan birisi de Carhartt markası oluyor. Onu da yine Nas, Jay-Z gibi bir sürü karakterin üzerinde görüyoruz. Şapkalarda da görüyoruz. Bu dönemler tabii bazı grafiti sanatçıları da Echo Unlimited markasını görmüşsünüzdür. Şöyle bir şey var. İçinde böyle bir beyaz ya da bir hacimli bir şekil olan. Mark Echo's Getting Up diye bir grafiti oyunu da vardır. 2006 çıkışlı. Steam'de bulabilirsiniz. İndirip oynamanızı öneririm. Biz oyunu oynar, grafiti yapmaya giderdik. O dönemden çok severim Mark Echo'yu. Bu tarz sanatçılar kendi çizimlerini, tasarımlarını da artık tişörtlere basarak kendi markalarını da oluşturuyorlar. Yani oyunu artık hip-hop'un grafiti tarafından da başka vizyonlar taşıyan markalar dahil olmaya başlıyorlar. Bu dönem için de aynı şekilde Fuck You Bias, FUBU diye bir marka var. FUBU markası kurulmuş oluyor. FUBU markasını kuran Damon John bir GAP işbirliği reklam çekiminde LL Cool J'ye FUBU markasını giydiriyor. Ve FUBU uçuşa geçiyor tabii. Ondan sonra biz ta burada Kızılay'da bile hala işportada FUBU tişört görürsünüz yani. O dönem yaptıkları reklam ulaşılabilecek maksimum kişiye ulaşıyor. LL Cool J'in kafasında bir şapka markanı bağırıyor falan, tabii çılgınlık. Ben de bir rapçi olarak nasıl başladım rap'e? Dinleyerek başladım. Daha sonrasında grafitiyle başladım. Sonrasında MC oldum. Bütün bu süreçte ilk dinlemeye başladığımda yaşım kaçtı? 10'du. Muhtemelen Amerika'da da dünyanın diğer yerlerinde de hem yaş olarak benim gibi yaşı küçük olan hem de belli mücadelelerin içinde olan ve o MC'lerde gördüğü enerjiyi aslında o zaman gördüğünde o kişi senin için özellikle bir kahraman gibi oluyor. Belki büyüdüğünde de şey diyorsun, evet şu şapka güzelmiş alayım, ama özellikle bence daha gençken senin artık ruhuna işlemiş kişiler oluyor. Yani benim bu anlatıyor olduğum ve anlatmaya devam edeceğim tüm rapçiler bir gün ölsem böyle ruhumun bir parçası, o diğeri o olarak benden çıkacak, zaten o kadar içime işlemiş durumda. Bence aynı şekilde bir sürü insana da böyle bir derin noktadan aslında hitap ediyor. Çünkü sözlü bir sanat. İçinde hem müzik var hem sözler var ve mesaj karşıya çok net akıyor. Her ne kadar protest bir kökenden başlamış olsa da, ki aslında tamamen protest bir kökenden başlamıyor ama belli sorunlar çözülmediği için protest bir kökene geçiyor. Daha doğrusu protest bir yapıya geçiyor. Bu protest yapıya geçişte Public Enemy grubuyla beraber oluyor. Ona da ayrıca değiniriz. Daha sonrasında üzerine diğer MC'ler de her zaman aslında akılcı ve bilinçli yazmak var. Tabii daha sonra iş dallanıp budaklanıp bilinçli eğlendiğin, kaynattığın bir sürü farklı varyasyona dönüşüyor. Bu bütün bu genişleme bazı insanlar için
eğlenceden tutundu. Bazı insanlar için yaşam mücadelesinde motivasyon sağlayarak tutundu. Bazıları için evet benim davamı temsil ediyor, ben de sendenim kardeşim diyerek tutunduğu bir algı. Ve bu aslında bu kadar çok insanı dokunup kendisine çektiği için kapitalizm içinde, sistem içinde, bunun etrafından para kazanmak isteyen herkes içinde çok ciddi büyük bir pazar yaratmış oluyor ve bir yandan da aslında savaşıyor olduğu şeylerle birleşip hem savaşçılara bazen para kazandıran hem de onun dışında aslında geriye kalan sisteme yine para kazandıran, günün sonunda kasanın kazandığı bir duruma da dönüşüyor diyebiliriz bence. Dolayısıyla geleneksel moda trendlerine uyum sağlamak istemeyen, çeşitli baskıların altında kalmış ve benzeri durumlarda olan bir sürü insanın aslında kendisini ifade etme aracı olarak ortaya çıkan bol kıyafetler ve sokak giyim modası daha sonra bir sürü aslında tartışmaya da sebebiyet veriyor. Çünkü o zaman bizim yarattığımız bu ifade artık büyük markalar tarafından ticarileştirildi ve yine para üzerinden sömürülüyor mu aslında gibi tartışmalara da yol açıyor arkadaşlar. Bu dönem tabii hapishanede de bir sürü siyahi var ve orada kemer takılmasına izin vermediği için aslında kıyafetleri üzerlerinden düşüyor. Bu hapishane tarafından etkisi, MC'lerin yaratıyor olduğu etkisi var, kültürel kökenlerin yaratıyor olduğu etki var. Aslında bir sürü farklı etkenin birleşimi olarak ortaya çıkmış oluyor bol giyim kültürü. Siz de sevdiğiniz markaları, evet abi ben şu markayı çok seviyorum, bu markayı çok seviyorum, şu markanın hikayesini merak ediyorum ya da peki şunu biliyor muydun diye aklınıza gelen, bizle paylaşmak istediğiniz bilgiler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Şahsen benim favori markam Kani'dir mesela. Karl Kani'dir. Sizin de favori markalarınızı öğrenmek isterim. Karşılaştığımızda bir yandan da bu markaları tanıyor oluruz. Dolayısıyla da bir kıyafet gördüğümüzde de aslında onu bir vintage dükkandan 100 liraya alırken belki 3000 liralık bir kıyafet olabileceğinin de farkına varmış oluruz. Bunun hip-hop olması herhangi bir yerde bulunan değerli bir eşya olmayacağı anlamına gelmez. Tüm bu anlattıklarım çerçevesinde aslında şunu da görüyoruz. Bütün büyük giyim markalarının o dönemin ve hatta bence bugünün de ticari anlamda nasıl giyineceğine o dönemin alt kültürü ve bu alt kültürün içindeki insanlar, bunu severek bunun ifadesini giymeyi tercih etmiş olan insanlar karar vermiş oluyor arkadaşlar. Günün sonunda evet kasa kazanıyor ama aslında bütün bu hikayenin bize fark ettirmesi gereken şey şu: kasanın nereye baktığını ve nasıl kazanacağını aslında yine belirliyor olanlar insanlar. Bizim hikayemizde ise bu alt kültürün içindeki insanlar. Çünkü o kasanın nereden kazanacağını, nasıl kazanacağını, o dönemin kurallarını tamamen yıkarak kendisinden önceki tabuları, toplum normlarını ve belirlenmiş giyim kurallarını tamamen yıkarak hip hop komünitesi belirlemiş oluyor. Kendinize iyi bakın sevgiler dostlar.